Ne demiş dördüncü soruda? Şekildeki ABD üçgeninde AD kenarının uzunluğunu sormuş bize. Ne var bir kere bu üçgende? Elbette ki bakın dik üçgen var, dik açı var daha doğrusu. Pekala dik açı olduğunda yani dik üçgen olduğunda hemen ne aklıma geliyor? Elbette ki Pisagor bağıntısı aklıma geliyor. Pisagor bağıntısı neydi arkadaşlar? Hemen şu şekilde gösterirsek bakın. Dik olan kenarın, dik olan açının pardon 90 derecelik açının karşısındaki kenarı ben hipotenüs diyordum. Neydi Pisagor bağıntısı? Çok pardon. Hipotenüsün karesi eşitti dik olan diğer kenarların karelerinin toplamına. Ben ABC dersem A kare artı B kare eşittir C kare diyorduk. Bir de arkadaşlar bizim özel üçgenlerimiz vardı. Gene tekrar ediyorum. 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13 üçgeni, 6, 8, 10 üçgeni, 7, 24, 25, 8, 15, 17 üçgenimiz vardı ve bunların herhangi bir katı olabilirdi. Bunları da hatırladıktan sonra sorumuza şimdi dönebiliriz. Şöyle çizelim. 90 derece, 10, 26, 22 ve elbette ki burayı soruyor. Şimdi x'i nasıl bulabilirim? Bakın şurada ben bir Pisagor bağıntısı kullanırım. Bu kenarı bulurum. Daha sonra bu kenarı bulduktan sonra da nasılsa iki dik kenarı da biliyorum. O zaman gene Pisagor bağıntısında büyük üçgendeki Pisagor bağıntısında x'i ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Normalde ben buna a dersem eğer küçük üçgendeki Pisagor bağıntısından a kare artı onun karesi eşittir hipotenüsün karesinden 26'nın karesi. Normalde bu yoldan yapabilirsiniz. Fakat ne dedim? Özel üçgenlerimiz vardı bizim. Mesela ne vardı? 5, 12, 13 üçgeni vardı. 13'ün hipotenüs olması gerekiyordu. Bakın 26, 13'ün kaç katı? 2 katı. Pekala 10, 5'in kaç katı? 2 katı. O zaman diğer kenarda 12'nin kaç katı olacak? Elbette ki 2 katı olacak. Yani 24 olmak zorundadır. Bakın hiçbir şekilde işlem yapmama gerek kalmadı. Hemen geldim yazdım 24'ü. Pekala biri 24, diğeri 32. Gene ben Pisagor bağıntısı kullanabilirim büyük üçgende. Ne yaparım o zaman? 24'ün karesi artı 32'nin karesi eşittir x'in karesine. Ya bu yoldan yaparım ya da arkadaşlar derim ki bakın ben neyi biliyorum? 6, 8, 10 üçgenini biliyorum. Pekala 24, 6'nın kaç katı? Bakın 4 katı. 32, 8'in kaç katı? 4 katı. O zaman benim hipotenüsüm 10'un kaç katı olacak? Elbette ki 4 katı olacak. Yani 40 olacak. Demek ki arkadaşlar sorumuzun cevabı neymiş? 40'a karşılık geliyormuş. Bakın gene hiçbir işlem yapmadık. Özel üçgenlerden sorumuzun cevabına ulaşmış olduk. Kısacası bizden istenen kenarın uzunluğu yani AD kenarının uzunluğu elbette ki 40 cm olarak arkadaşlar çıkmış oldu. 5. sorudan devam edelim şimdi. Bakın ne demiş? Şekildeki O merkezi çemberin çevresini bulunuz demiş. Öncelikle bu soruyu yapabilmemiz için birazcık da çemberin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen unuttuysak eğer bir çemberin özelliklerini kontrol ediyoruz. Normalde bakın şurası neymiş arkadaşlar? Elbette ki çapmış. Burası merkezimiz. 8, 15. Ne istiyor? Çevresini istiyor. O merkezi çemberin çevresini istiyor. Çemberin çevresini ben nasıl bulabiliyordum normalde? 2 pi r ile bulabiliyordum. Yani neye ihtiyacım var? R'ye r'den kastım ne? Elbette ki yarıçap. Benim öncelikle yarıçapı bilmem gerekiyor. Pekala yarıçapı nasıl bulabilirim? Ben şurada bir üçgen olduğunu biliyorum. Buradaki acaba üçgenin bağıntılarından yarıçapı bulabilir miyim? Nasıl bulurum? Çapı bulurum. Oradan da çapı 2'ye bölerim. Yarıçapı bulurum. Normalde şu şekilde düşünebilirsiniz. Dersiniz ki nasılsa bir kenar var. Bu kenar neydi bir üçgende? Diğer ikisinin toplamından küçük farkından büyüktür şeklinde bir aralık bulabilirsiniz. Fakat ben neyi biliyordum arkadaşlar? Çemberlerde nasıl bir özelliği biliyordum? Çapı gören açı neydi? Elbette ki 90 dereceydi. Bakın hemen ne yaptık? Geldik yerine 90 dereceyi koyduk. Ve önemli bir özellikle bunu unutmuyoruz. Tekrar edelim.
Bir çemberde çapı gören açı her zaman ne olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Pekala 90 derece ise işte ben şimdi çapı bulabilirim. Nasıl bulacağım? Pisagor bağıntısından 8'in karesi artı 15'in karesi nedir arkadaşlar? Ben bunu büyük R ile gösterirsem büyük R'nin karesi olur. Ya buradan yaparız Pisagor bağıntısından ya da bakın bir özel üçgen içeriyor mu? Neydi? 8, 15 ne üçgeniydi? 17 üçgeniydi. O zaman arkadaşlar R ne olacak bakın? 17 olarak çıkacak karşımıza. Bakın hiç işlem yapmadan sonucumuzu bulduk. R'den kastım neydi? Elbette ki çaptı. Çap da yarıçapın iki katıydı biliyorum. R ile yarıçapı gösteriyordum. Çünkü ben o zaman yarıçapı buradan ne olarak buluruz? Elbette ki 17 2R'ye karşılık geliyorsa 17 bölü 2 de R'ye karşılık gelir. Benden neyi istiyordu? Çemberin çevresini istiyordu. 2 pi R idi. Geldim 2 pi hakkında bir bilgi vermemiş pi'yi yazdım. R'yi de 17 bölü 2 yazdığımda bakın sadeleştirmeleri gerçekleştiriyorum. 17 çarpı pi'den de elbette ki 17 pi gelir. Yani arkadaşlar sorumuzun cevabı bu çemberin çevresi yarıçapı 17 bölü 2 olan çemberin çevresi elbette ki 17 pi'ye karşılık geliyormuş. 5. soruyu da böylelikle gösterdiğimize göre 6. sorumuzdan devam edebiliriz şimdi. Ne demiş? Şekildeki taralı ADC üçgeninin alanını bulunuz demiş. Şimdi benim o üçgenin alanını bulabilmem için neye ihtiyacım vardı? Her zaman diyorduk tabana ve yüksekliğe ihtiyacım vardı. Tabanını zaten biliyorum bakın bu üçgenin ne kadar 7 cm. O halde neyini bulmam lazım? Elbette ki yüksekliğini bulmam lazım. Geliyorum. Şöyle. Şurası 13 santimetreymiş, 7 santimetreymiş. Şu iki kenar da birbirine eşitmiş. Şimdi ne dedik? Tabanı biliyorum nasılsa yüksekliğe ihtiyacım var. Pekala ben eğer yüksekliğe x dersem. Şurası da x olur mu? Evet olur. Bakın şimdi büyük üçgene bakın. Ne var? Bir kenarı x, diğer kenarı 7 artı x. Diğer kenarı arkadaşlar hipotenüsü 17. O zaman ben ne yapabilirim işte? Elbette ki bir üçgende Pisagor bağıntısını kullanabilirim. Dik olan bir kenarımın karesi artı dik olan diğer kenarımın karesi bakın parantezin karesi neden dik olan diğer kenarım 7 artı x eşittir arkadaşlar. Hipotenüsün karesinden 13'ün karesi. Peki normalde ben buradan x'i bulabilirim. Ama ben şunu hatırlamak istiyorum. 13 olan yani hipotenüsü 13 olan özel bir üçgenim vardı. Bu acaba özel üçgenlerim içerisine giriyor mu? Ne vardı mesela? 5, 12, 13 üçgenim vardı özel. Bakıyorum. Peki ben bu kenara 5 dersem burası da 5 olacak. Diğer dik olan kenarım ne olacak? Bakın 12 olacak. Hipotenüsüm de 13. Tamam o zaman bakın işte bu bir özel üçgenmiş. Yani burası arkadaşlar neye karşılık geliyormuş? 5 santimetreye karşılık geliyormuş. Bakın bunu bulmuş olduk. O yüzden birazcık özel üçgenlere benzetmeye çalışın. Ne dedik? Özel üçgenlerin kuralını taşıyor mu? 5, 12, 13 üçgeni mi acaba? Ben bunu 5 dersem burası da 5 olacak. Dik olan diğer kenarım 12 olacak. Evet 5, 12, 13 üçgeni sağlandı. O zaman benim yüksekliğim kaç santimetreymiş? 5 santimetreye karşılık geliyormuş. Pekala alanı nasıl bulacağız dedik. Bakın gene geniş açılı. O yüzden yüksekliği dışarıdan bir noktayı indirmişiz. O zaman diyorum ki taban çarpı yükseklik bölü 2 elbette ki benim alanımı oluşturuyor. Yani arkadaşlar taralı bölgenin alanı neymiş? 35 bölü 2'ye karşılık geliyormuş. 6. soruyu da bu şekilde bitirdiğimize göre 7. sorumuzdan devam edelim. Ne demiş? ABC ikizkenar üçgeninde AD kenarının ne kadar olduğunu, uzunluğunun kaç santimetreye eşit olduğunu sormuş bize. Şimdi ben her zaman şunu diyordum arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgen varsa eğer devrede hemen bir dik indirin. Kök 61'e kök 61. Şurası da x'miş, 2'ymiş, 8'miş. Neden dik indiriyorum? Bakın ben biliyordum ki ikizkenar bir üçgende dik indirdiğim zaman tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Bir üçgende eğer
ikizkenar bir üçgende bir şey gelmiş ve tabanı iki eş parçaya bölmüşse bu gelen şey yükseklikti, yani 90 derecelik açıyla gelmişti. Pekala. Bir üçgende yükseklik gelmiş, tabanı eğer iki eş parçaya bölmüşse bu üçgen ikizkenar üçgendi. Bu üç özelliği de her zaman sağlıyordu. Bunu zaten sürekli tekrar ediyoruz. O zaman ben ikizkenar bir üçgende yüksekliği indirdiysem tabanı ne yapmak zorunda bu arkadaşlar? İki eşit parçaya bölmek zorunda. Tabanım 10 santimetre ise bakın 5 santimetreyi 5 santimetre olarak yapmak zorunda. Yani buraya 5 santimetre kaldı. 5 santimetre ise tamamı, bakın şurası 8'di. O zaman buraya da 3 santimetre kaldı. Şimdi işte ben x'i nasıl bulacağım? Şuradaki Pisagor'dan şu kırmızı ile çizdiğim yüksekliği bulsam, sonra da buradaki Pisagor'dan x'i bulsam acaba çıkar mı? Evet çıkar. Geliyorum o halde, ben buna h dersem dik olan kenarların karelerinin toplamı eşittir hipotenüsün karesine, h kare artı 5'in karesi 25 eşittir. Zaten köklü sayılarda bunu görmüştüm. Kök 61'in karesi 61'e karşılık geliyordu. Buradan h kare eşittir 25'i ben eksi 25 olarak sağ tarafa geçirirsem 36 çıkar. H de arkadaşlar ne çıkar? 6 çıkar. Neden? Neyin karesi 36'dır? Ya da ben bunun kare kökünü alırsam bu h kare dışarı h olarak çıkar. Kök 36 dışarı 6 olarak çıkar. Yani neymiş burası? 6'ya karşılık geliyormuş. İşte şimdi ne yapıyorum? Bir Pisagor daha kuruyorum. Diyorum ki dik olan kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. O zaman 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 eşittir x kare ise 45 eşittir x kare ise her tarafın kare kökünü alıyoruz dedik. X eşittir kök 45. Pekala, kök 45 acaba dışarı çıkabiliyor mu? Bakıyorum, kök 45 9 çarpı 5 değil mi arkadaşlar? Evet, 9 da dışarı 3 olarak çıkıyordu hani. O zaman 3 kök 5 eşittir x olmuş oldu. Yani bizden istenen kenarın uzunluğu AD kenarının uzunluğu 3 kök 5'e karşılık geliyormuş. Bunun cevabını da yaptığımıza göre arkadaşlar, bu arada bakın evet, normalde 2 olsaydı, bakın bir işlem hatası gene gözümüzden kaçmış. Biz ne aldık? 2 olarak aldık. 2 olarak aldığımızda cevabımız 3 kök 5 çıktı. Sorumuzun aslında 4'müş. Hadi bakın 4 olduğunda da acaba kaç çıkacak? Bunu da siz yapın. Ne olacak bu sefer? Elbette ki 6 eğer 12 ise 2 eş parçaya bölecek. Bu sefer burası 6 olacak. Buradan da sadece benim işlemlerimin sayıları değişecek arkadaşlar. Biz 2 olduğunda yaptık. Pekala 4 olduğunda acaba ne olacak? Hadi bu da size ödev olsun. Zaten aynı işlemler. Bunun cevabını da size bırakalım. Bu şekilde de 7. soruyu yaptığımıza göre 8. sorumuzdan işte devam edebiliriz şimdi.